über deinen Stritz mit den Eltensäcken. Ey, der Stadt mit seiner Klatsch. Ey, der Stratz mit den Gedanken da, in seiner Tratsch mit den Gedanken. Meine Täter wieder strafen, die strafen, sie strafen. Kılıkets programından herkese merhaba. Özge, bu hafta hangi filmler gösterime girecek? Türkiye'de bu hafta sinema salonlarında 9 film gösterime girecek. Nuh Tepesi, Hayal Adası, Zengo, Sabit Kanca, Son Soru, Mendilim Kekik Kokuyor, İkinci Görüşte Aşk, Seberk, Tamircikler Robotçuklara Karşı, Yokuş Aşağı filmleri 6 Mart'tan itibaren sinema severleriyle buluşacak. Dünya premierini Robert De Niro'nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali'nde yapan ve aynı zamanda festivalde en iyi senaryo ödülüyle kutlanan Nuh Tepesi filmi 6 Mart'ta gösterime girecek. Yönetmenlik koltuğunda Pencereler Ardında, Nahoş Bir Mevzu ve Kimse Elimi Tutmasın gibi dünya festivallerinde gösterilen kısa filmleriyle tanınan Cenk Ertürk'ün oturduğu film, ayrıca Ali Atay'a da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırmıştır. Nuh Tepesi, ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer'in hikayesini anlatıyor. Film bir yandan yıllar önce kendisini diktiğini iddia ettiği Nuh ağacının altına gömülmek isteyen babasının isteğini yerine getirmeye, bir yandan da ağacın Nuh peygamber tarafından dikildiğine inanan köylülerin tepkileriyle başa çıkmaya çalışan Ömer'in yaşadıklarını konu ediyor. Sosyal medyada Karadeniz şivesiyle yaptığı komik videolarıyla fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu filmin yapımcılığını üstlendi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema filmi Zengo'ya izleyiciler kahkahalarla eşlik edecek. Film, modacı olma hayaliyle yanıp tutuşan Zerrin'in kendisini büyük bir rekabetin içinde buluşunu anlatıyor. Çılgın ve dil dolu olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşümü sonrasında bir anda kendisini lüks bir yaşantı içerisinde bulur. Eğlenceli, şen şakrak bir kişiliğe sahip olan Zerrin, sonradan görme halleri de eklenince adeta bir kahkaha tufanına dönüşüyor. Bir komedi fırtınası estirecek olan film 6 Mart'ta vizyonda. 1970'lerin aynı isimli popüler televizyon dizisinden uyarlanan Hayal Adası. Tropik bir adada oldukça afili ve gizemli bir tatil köyünün sahibi esrarengiz bir adam olan Mr. Rourke'un burada misafirlerinin gizli hayallerini gerçekleştirirken hayallerin kabusa dönüşmesiyle yaşananları konu alıyor. Jeff Wedow'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu film 6 Mart'ta gösterime girecek. Sabit Kanca serisinin 3. filmi, Sabit Kanca Son Soru. Film, seriyi daha önce izlemeyenlerin de rahatlıkla anlayabileceği hikayesiyle bomba gibi geliyor. Katıldığı yarışmalarda sıra dışı zekiliği ve bilgiliğiyle dikkat çeken bir anda fenomen olan Kanca, bu defa yaşadığı hafıza kaybı sonrası hayatını değiştirmeye karar vermiş ve artık yarışmaya yemin etmiştir. Kendisinin sebep olduğunu düşündüğü bir trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zeki'yi sağlığına kavuşturmak en önemli amacı olmuştur. Her şeyi bilen Sabit Kanca'nın geçmişi peşini bırakmaz. Her şeyi bilen Kanca bu defa bilmediği bir düşmanla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Kanca bu defa bilgisini sevdiklerinin hayatını kurtarmak için kullanmak zorundadır. Kanca'ya İsmail Baki Tuncer hayat verirken yönetmenlik koltuğundaysa Nuri Yıldız oturuyor. Her yaştan izleyicinin keyifle eşlik edeceği aksiyonu, macerası ve kahkahası bol bir komedi filmi olan Sabit Kanca Son Soru 6 Mart'ta gösterime girecek. Çanakkale Savaşı yıllardır birçok sinema filmine konu oldu. Yine Çanakkale Savaşı'nın konu olan bir film geliyor. Ancak bu sefer sıra dışı senaryosuyla seyircinin hafızasında yer edecek. Daha savaşamadan esir kampına düşen Türk gençlerinin hikayesi izleyenleri çok etkileyecek. Kadir Bozkurt'un yazdığı sıra dışı senaryo, Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı senaryosu yarışmasında birincilik ödülü almış. Film 6 Mart'ta gösterime girecek. 6 Mart'ta gösterime girecek olan İkinci Görüşte Aşk filmi, aşk da olmaz kabukları kırıp izleyenlerin aşka inancını yeniden tazeleyerek samimi ve komedi bir aşk hikayesiyle karşımıza çıkacak. Rafe Yıl bestseller bilim kurgu romanlarıyla ünlü bir yazardır ve liseden beri büyük aşk yaşadıkları eşi Olivia'yı ihmal etmeye başlamıştır.
Son romanını bitirdiği gece şiddetli bir kavganın ardından uyandığında roller tersine dönmüştür. Raphael'ın şöhret hayatı bitmiş ve meteliksiz kalmışken, aksine Olivia dünyaca ünlü bir piyanisttir ve Raphael'ı tanımamaktadır. Raphael, Olivia'ya karşı hatasını telafi edip kalbini tekrar kazanabilecek midir? Başrolünde ünlü yıldız Kristen Stewart'ın yer aldığı Seberg, 1960'ların sonunda insan hakları aktivisti Hakim Jemal ile yaşadığı politik ve romantik ilişki sebebiyle FBI tarafından hedef alınan Fransız yeni dalgasının sevilen yüzü ve serseri aşıkların yıldızı Jean Seberg'in çarpıcı hikayesini anlatıyor. Politik bir gerilim olan Seberg 6 Mart'ta sinema severleriyle buluşacak. Tamircikler Robotçuklara Karşı animasyon filmi 6 Mart'ta sinema severleriyle buluşacak. Profesör Eugenius'un kendisi gibi başarılı bir mucit olan okuldan arkadaşı Erika ile karşılaşması hem kendisi hem de tamircikler için büyük bir tehlike oluşturur. Eugenius'un yıllardır görmediği Erika, kendisine tamirciklerden daha kuvvetli ve hızlı olan robotçuklar adını verdiği minik yardımcılar üretmiştir. Üstelik robotçuklar ve tamircikler arasında bir yarışma planlanmıştır. Tamirciklerin yarışmayı kaybetmesi durumunda Erika, onların varlığını tüm dünyaya açıklayacaktır. Profesör ve tamircikler kendileri için büyük bir tehlike oluşturan bu yarışı kazanabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Billy ve Pate ailecek çıktıkları kayak tatilinde Avusturya Alplerinde büyük bir çığ tehlikesi atlatırlar. Pate ailesini ölüme terk edip kaçmıştır. Billy ve Pate birbirlerine karşı olan hislerini ve zedelenen güvenlerini tekrar gözden geçirmek zorunda kalırlar ve ilişkileri bir karmaşaya doğru yol alır. ABD yapımı olan komedi-dram türü olan filmin yönetmenliğini Ned Fasson ve Jim Lesh üstleniyor. Yokuş Aşağı filmi 6 Mart'tan itibaren gösterime girecek. Başka sinema yapımı olan Kadın belgesel filmi ise 8 Mart'tan itibaren sinema severleriyle buluşacak. Kadın filmi 50 farklı ülkeden 2000 kadının ifadeleriyle kadın olmanın tasvirini yapıyor. Annelik, eğitim, evlilik, cinsellik ve ekonomik bağımsızlık gibi farklı konulara değinilen filmde insanın yarısını oluşturan kadınların samimi bir portresi sunuluyor. Bundan sonra her iki haftada bir vizyonun yanı sıra bir Yeşilçam efsanesiyle de karşınızdayız. Yıl 2020. Bugün elimize kumandayı alıp kanalları dolaştığımızda aynı anda farklı kanallarda yine onunla karşılaşırız. Bir kanalda Hababam sınıfında tarih öğretmeni çıldırtan genç İnek Şaba. Bir başka kanalda fütür şapkasıyla kasılarak nutuklar atan orta yaşlı Zübükzade İbrahim. Seferoğullarını dize getiren Tosun Paşa. Mahalle halkını soyan bekçiler kralı, limon satan öğretmen. Karpuz satarken gol krallığına yükselen saf genç. Kısacası Kemal Sunal dünümüz, bugünümüz, yarınımızdır. Kemal Sunal filmlerinde insanlar kendilerini sanatçının yerine koyar, onunla özdeşleşir. Hayatın getirdiği şartlar içerisinde ezilen, sömürülen birçok insanın cesareti, yaşama dönük umut penceresidir Kemal Sunal. Onun filmleri halkımızdan çoğu insanın yaşamına yer verir. Yani o da bizden biridir. O da bizim gibi çaresizdir ama vazgeçmez, mücadele eder ve iyimserliğiyle sorunlardan kurtulur. Dolayısıyla bize de çözüm bulabileceğimiz düşüncesini aşılar. O ekrana çıkar ve gündelik yaşantımızda ne kadar vahim olay varsa dalga geçer. En ciddi, en dram olaylar onunla beraber komedi olur. Acılar kahkahalarla yutulur. O ekranların ardından yanımıza oturur. Takvimler 1972'yi gösterdiğinde Kemal Sunal beyaz perdede belirir ve güldür sinemamızda yepyeni ışıltılı bir dönem başlar. Ali Kemal Sunal 1944 yılının Kasım ayında İstanbul'un Küçükpazar semtinde yoksul bir ailenin ilk çocukları olarak dünyaya gelir. Mimar Sinan İlkokulu'nun ardından orta ve lise eğitimini Vefa Lisesi'nde tamamlar. Öğrencilik süreci boyunca ailesine maddi destek verebilmek için boş olan her vaktinde çeşitli işlerde çıraklık yapar. Yıllar sonra babasına da hak verdiğini dile getirerek top oynarken yakalandığında babasından dayak yediğini anlatır. Çünkü maddi zorluklar içerisinde aldıkları ayakkabının top oynarken yıpranmasına çare bulacak imkanlar da
şartlarda değildir ailesi. Her şeye rağmen yüzünden gülümsemesi hiç eksik olmayan bir öğrencidir Kemal Sunal. Öğretmenlerin taklitlerini yaparak arkadaşlarını güldürdüğünü gören Berkıs Balkır, yetenekli olduğunu fark eder ve Kenter Tiyatrosu'na götürür. Berkıs Hanım'ın Müşfik Kenter'in arkadaşı olması, Kemal Sunal'ın hayatını değiştiren büyük bir şans noktası olmuştur bir nevi. Sahnede olmaktan ve role girip oynamaktan o kadar çok heyecan ve zevk duyar ki, daha tiyatronun ilk gününde oyunculuk yapmaya karar verir. Başarılı performanslarıyla kısa sürede tiyatrocular arasında adından sıkça söz ettirir. Ve Kenter Tiyatrosu'ndaki 3 yılın ardından yeni roller için farklı tiyatrolarla görüşmeye başlar. Ulvi Uras Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu derken dönemin en başarılarından biri olan Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda rol bulur. Burada Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ayşen Gurda gibi güldür sanatçıların arasında kişisel sanat yolculuğunda aradığı yolculuğu keşfeder. 1972 yılında Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'in Sev Kardeşim adlı filminde rol alır ve bu vesileyle Ertem Eğilmez'i davet eder. O akşam sahnede Kemal Sunal'ın da rol aldığı küçük bir oyunu vardır. Ertem Eğilmez Tatlı Dilim filmi için basketbol takımında uzun boylu ve çok repliği olmayan sade oyunculara ihtiyaç vardır. Ertem Eğilmez Kemal Sunal'ı sahnede gördüğünde, madem uzun boylu bir adam lazım bari tiyatrocu olsun diyerek onu filmin kadrosuna çağırır. Böylece Kemal Sunal'ın serüveni başlar. Ertem Eğilmez Tatlı Dilim filmini izlemek için salonda olduğu gün, Kemal Sunal'ın ekranda görüldüğü kısacık sahnelerde dahi seyircinin onun mimiklerine ve gülüşüne kayıtsız kalamayıp kahkahalarla eşlik ettiğini fark eder. Karşısında her ne kadar repliği az da olsa, gülüşü, samimiyeti ve sempatikliğiyle seyirciye ışık veren bir cevher vardır. Artık onu bırakmayacaktır. Bir sonraki filmi Canım Kardeşim'de daha çok repliği olan bir rol verir filmde ve Kemal Sunal yine şahane bir performans sergiler. Mavi Boncuk filminde ise Kemal Sunal'ın sahnelerini epey arttırır. Film çekimleri sırasında Emel Sayın'ın karşısına dizilen ekibe doğaçlama replikler dağıtıyordur. Münir Özkul'dan Halit Akçatepe'ye kadar replik dağıtmaya devam eder. Sıra Kemal Sunal'a geldiğinde aklıma replik gelmez ve sen de sadece gülersin der. İşte o günden sonra Kemal Sunal güler, tüm Türkiye kahkahalarla eşlik eder. Hababam Sınıfı kariyerinin en başarılı filmi olmuştur. Şabanlaşma dönemi de bu filmle beraber başlamış olur. Kemal Sunal, Şaban ismini ilk kez Hababam Sınıfı'ndaki rolü için alır ve o günden sonra sinemamızın en önemli karakteri olur. Seri bittiğinde ise sinema tarihimizin başrolleri arasına girer. Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Sahte Kabadayı, Kapıcılar Kralı. Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı Kapıcılar Kralı, kariyerinin önemli zirvelerinden biri olur. İnek Şaban'daki saf karakterden çıkarak zeki ve uyanık birini canlandırır. 1977 Altın Portakal Film Festivali'nde Kapıcılar Kralı'ndaki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çünkü o güne kadar hiçbir film festivalinde bir komedi oyuncusuna en iyi erkek oyuncu ödülü verilmemiştir. Kemal Sunal komedi oyuncusu rolüyle bu tabuyu yıkar. Kibar Feyzo filminde ağaya karşı ezilen halk rolündeki mücadelesiyle tüm izleyicileri cezbeder. Güldürmenin ve eğlendirmenin ötesinde yeni bir kişiliği üstlenir. Artık güldürürken çokça düşündürüyordur. Birçok filmiyle halkı eğlendirmeyi ve hizmet etmeyi amaçlamıştır. Bu kadar ün kazanıp çocuksu tarafını hiç kaybetmemiş, işinde fevkalade olmasıyla insan ilişkilerinde de bir o kadar mütevazı ve iştendir. Hayatında gösterişe, şatafata yer vermemiştir. O sanki hali hazırda izleyicisinin sevgilisi olarak doğmuş gibidir. Liseden sonra kazandığı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini iş hayatına girince bitirememiştir. Ama çıkarılan afla beraber yarım bıraktığı okulu bitirmeye karar verir. Ezo İlkokulu, oğlu Ali liseyi bitirirken kendisi de üniversite diplomasını alır. Kimse benim televizyon ve sinema hayatımı incelemiyor diyerek test konusunu Kemal Sunal güldürüsü olarak seçer. 50 yaşında üniversiteyi bitirir. Bu bir azmin ayaklı örneğidir. Ben bu hayatta bir babamın ardından ağladım, bir de Kemal Sunal'ın diyen yetişkinlerin sayısı milyonlara ulaşır. Bu
Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni filmlerle ve yanı sıra Yeşilçam efsaneleriyle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.